Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere tarım arazilerinde cins değişikliği işlemleri nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Genellikle tarım arazilerinde cins değişikliği işlemleri 3 grupta karşımıza çıkar. Birinci grupta boş tarım arazisi üzerine tesisler yapılar oluşturulmuşsa yani yapısız iken yapılı hale gelmiş ise bu durumda yapılması gereken cins değişiklikleri var. Bir diğer grupta da boş tarım arası üzerine çok yıllıklı meyve ağaçları, benzeri ağaçlıklar dikerek bitki örtülü hale getirilmişse bu durumda yapılması gereken cins değişiklikleri var. Bir de üzerindeki meyve ağaçlarının, ağaçların kuruması, sökülmesi sonucu boş arazi haline gelmesi durumunda tarım arazisinde yapılması gereken cins değişiklikleri var. Tarım arazilerinde yapılması gereken cins değişikliği ile ilgili prosedüre geçmeden genel bir bilgilendirme yapmada yarar var. Özellikle 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımına dair kanunla birlikte 2005 yılından itibaren tarım arazilerindeki bütün devir işlemlerinde, benzeri işlemlerde, bölme işlemlerinde yani ifrazda, Cirleştirme, tevhid işlemlerinde, ve cins değişikliklerinde, mirasın intikalinde bir takım kurallar getirildi. Bu kurallar ve şartlar dahilinde bu işlemlerin yapılmasına müsaade edildi. Bu neden nedir ki? Tarım arazilerindeki cins değişikliği işlemleri de bu yasa, bu yasaya bağlı olarak yayınlanmış olan yönetmelik ve uygulama talimatındaki kurallara göre yapılır. Onun için çok detaya girmeden tek tek cins değişikliği işlemleriyle ilgili grupları ele alarak size aktarmak istiyorum. Birinci grupta yapısız iken yapılı hale gelmiş olma halini örneklendirmiştik. Diyelim ki tarım arazinizin üzerinde bir hayvan çiftliği kurdunuz. Onun ihtiyacı olan, o projenin, o işletmenin ihtiyacı olan yapıları oluşturdunuz. Boş tarla sıfır bir taşınmaz mal. Bunun doğal olarak işletme ruhsatını da alabilmeniz için mutlaka ilgili kurumlardan rusat alabilmeniz için o taşınmaz malın vasfını değiştirmeniz gerekiyor. Cinsini değiştirmeniz gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse büyükbaş hayvan çiftliği bulunan arazi biçiminde, tarla biçiminde veya büyükbaş hayvan çiftliği olarak tescil etmeniz gerekiyor. Bunun için projeli gerekli koşullara göre hazırlamış olan projeler ilgili kurumlarda onaylandıktan sonra özellikle 5403 sayılı yasa gereği ilgili diğer kurumların yanı sıra Tarım Orman il veya ilçe Müdürlüklerinin onayı izni gerekir. Bu izinler de alındıktan sonra LİKAP'a başvurulur. LİKAP yani Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu ya da Kadastro Müdürlüğü bu cins değişikliği talebini alınmış olan izinler ve ruhsatlara bağlı olarak gerekli cins değişikliği evraklarını hazırlayarak tapu müdürlüğüne yönlendirir. Tapu müdürlüğü de onu tescil eder, cinsini değiştirir. Bu işlem böyle olur. Bir diğer işlem özellikle günlük yaşam içerisinde çok karşımıza çıkan, çok sık karşımıza çıkan bir olay. Boş tarım arazisi üzerinde o bölgede, o alanda yetiştirilmesi, dikilmesi, üretilmesi düşünülen meyve ağaçları, benzeri ağaçlıklar dikerek yapılan değişiklikle birlikte yapılmak istenen cins değişiktir. Yani boş tarım arazisinin bir tarlanın üzerinde diyelim ki elma ağaçları dikerek elma bahçesi adı altında veya elma bahçesi şeklinde cinsini değiştirme isteğidir. Boş arazinin dikili tarım arazi haline gelmesi halinde cinsinin değişikliği talep edildiğinde birinci grupta anlattığımız yapılı cins değişikliklerinde olduğu gibi ilgili kadastro ya da likaba başvurduktan sonra kadastro ya da Likab sizi mutlaka ilgili tarım ve orman müdürlüğüne yönlendiriyor. Tarım ve orman müdürlüğünün iki tane ziraat mühendisi ya da teknik elemanı marifetiyle mevcut hala hazır durumunu değerlendirme raporu hazırlanıyor. Cins değişikliği ve mevcut durumu değerlendirme raporu hazırlanıyor. Bu raporda teknik elemanlar tarafından dikilmiş olan ağaçların uygulama talimatındaki belirtilen şartlar dahilinde dikilip dikilmediği, o sayı yeterliğine sahip olup olmadığı ve özellikle dikilen ağaçların 5 yıllık süreyi yaşı doldurup doldurmadığı belirtilir. Bu raporda uygun koşullarda dikilmiş, istenilen adette dikilmiş olduğu ve ağaçların da 5 yıllık süreyi geçtiği, yaşı 5 yıl ve üstü olduğu belirtilirse sizin bu konudaki cins değişikliği talebinizi Kadastro ve Tapu Müdürlüğü karşılayarak teşkil eder. Eğer 5 yılı doldurmamış ise kesinlikle o cins değişikliği talebinizi karşılamazlar, yapmazlar. Demek ki 5403 sayılı kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan yönetmelik ve uygulama talimatlarındaki Temel kural şu. Bitki örtüsüz olan boş bir arazi üzerine dikilen ağaçların en az 5 yıllık bir yaşa sahip olması gerekir. Ayrıca uygulama talimatındaki kurallara göre dikilmiş ve o sayıda dikilmiş olması zorunludur. Bunlar mevcut ise o zaman arazinizi hali hazır durumuna göre mevcut durumuna göre cinsini değiştirme talebinizi kurumlar karşılamak zorunda olur. Tafu Sicil Müdürlüğü veya diğer bir deyimle Tafu Müdürlüğü de bunu teşkil eder. Bir diğer cins değişikliği konusu da üzerindeki ağaçların diyelim meyve ağaçlarının yok olması, sökülmesi sonucu normal düz bir tarla veya düz bir tarım arası haline dönüşen yerlerde cins değişikliği yapma ihtiyacıdır. Diyelim ki siz dikili tarım arazisi olarak tapuda tescil ettirmişsiniz. Elma bahçesi olarak tescil etmişsiniz. Üzüm bağı olarak tescil etmişsiniz. Ama yıllar sonra bu ağaçlar verimsiz hale gelmiş veya hastalık nedeniyle kurumuş, sökülmüş ve hiçbir biçimde artık üzerinde ağaç bulunmayan boş bir arazi haline gelmiş. Buranın eski vasfıyla işte üzüm bağı veya elma bahçesi olarak kalmasının bir anlamı yok. Doğal olarak onu tapu müdürlüğünde cinsini değiştirmek gerekir. Bunun için de Kadastro Müdürlüğü veya Likab'a başvurduğunuzda sizi yine Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yönlendirecekler. Onların iki tane teknik elemanının marifetiyle hali hazır durum raporu hazırlanacak. Burada da önemli olan ağaçların sökülmüş olması değil, en az 5 yıl önce sökülmüş olması zorunluluğu vardır. Yani o raporda Tarım Orman İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğü'nün raporunda sökülen ağaçların 5 yıl öncesinden söküldüğü ve bu süreyi tamamladığı belirtilmez ise sizin arazinizin tarla olarak vasfını değiştirmeniz mümkün değil. O zaman altını çizerek bir şeyi vurgulayalım. Tarım arazilerindeki cins değişikliği taleplerinde özellikle bitki örtülü üzerinde bitki oluşturarak yapılacak cins değişikliklerinde ya da üzerindeki bitkilerin sökülmesi sonucu düz tarım arazi olarak yapılacak cins değişikliklerinde Tarım ve Orman Müdürlüklerinin görüşünün ve 5 yıllık sürenin mutlaka dikkate alınması gerekir. 3 yıl önce ağaçları sökmüşsünüz ve bunu tespit etmek de mümkün ise şey tarafından, teknik elemanlar tarafından cins değişikliği talebinde bulunmanıza gerek yok. Ya da diktiğiniz ağaçlar 3 yaşında ise yine cins değişikliği talebinde bulunmanıza gerek yok. Bu konuda sizlerden gelecek olan soruları da dikkate alarak konuyu daha etraflıca, daha derinliğine inceleme şansımız var. Bu nedenle size bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. YouTube'da belli bir abone sayısına ulaşan ve yayınladığı içeriklerin kalitesi nedeniyle yoğun ilgi bulan çok sınırlı sayıdaki YouTube kanallarına süper teşekkür olanağı tanındı. Süper teşekkür kuponu satın alma olanağı tanındı izleyicilerinin, takipçilerinin, abonelerinin bu süper teşekkür kuponlarını alarak kanala katkıda bulunmaları olanağı sağlandı. Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalı da üretmiş olduğu içeriklerle süper teşekkür hakkı elde eden bir kanal. Kanalın aboneleri, izleyicileri, takipçileri dilerlerse, gönüllerinden koparsa böyle bir katkı ile kanalımızın daha uzun erimli, daha uzun soluklu çalışmalar yapması için katkıda bulunabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.